Cuma Sohbetleri programından tüm izleyicilerimize hayırlı cumalar. Kıymetli izleyicilerimiz, bu hafta yine Cuma Sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Bugün inşallah Cuma Sohbetleri programımızda Kur'an-ı Kerim'de akıllı insanın özellikleri konusunu konuşacağız. Yine bugün aramızda Manisa İl Vaizimiz, kıymetli dostum Osman Turgutilik Hocam bizlerle birlikte. Kıymetli Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Ben de değerli izleyicilerimi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu yeni yılımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah bu yeni yılda bir an önce dünyayı saran bu virüsten kurtulmuş oluruz. Daha sağlıklı günlerde birlikte camilerde buluşuruz. Daha güzel ortamlarda buluşuruz. İnşallah kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim bizlere insanın öneminden bahseder. Fakat insanın diğer varlıklardan farklı bir özelliğinden bizlere ifade eder ki o da nedir? Akıl nimetidir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet kelimesinde akletmez misiniz gibi ifadeler vardır. Bu ifadeler bize akıl nimetinin önemini bahseder. Yine Efendimiz Aleyhisselam insanın sorumlu olabilmesi için akıl nimetinden sahip olması gerektiğini ifade eder. Yine bütün ibadetlere baktığımız zaman biz insanın ibadetlerle, Allah'a kullukla sorumlu olabilmesi için bir Müslüman olması, iki akıllı olması şartı koşulur ki bu da nedir bizim için? Akıllı olmanın son derece önemli olduğunu gösterir. Çünkü akıllı olmak insanı sorumlu yapar. Akıllı insan kendisinin hayrına olan şeyi, şerrine olan şeyi bilebilir. O zaman dünya hayatına niçin gönderildiğini anlamış olur. Bu bağlamda inşallah biz bugün kıymetli hocam sizlerle birlikte Kur'an-ı Kerim'de özellikle Rahat suresinde güzel bir şekilde ifade ediliyor. Akıllı insanın özellikleri. İnşallah bu sohbetimizde bu ayet-i kerimeler bağlamında akıllı bir insanın, Müslümanın özelliklerini konuşacağız. Öncelikle neler söylemek istersiniz? Önce şunun altını çizelim değerli hocam. Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman daha ikinci sayfada karşımıza şöyle bir portre çıkıyor. Bakara suresinin ilk ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala insanlara üç gruba ayırıyor. Diyor ki bir müminler, iki kafirler, üç münafıklar. İlk beş ayette müminlerin özelliklerini zikrediyor. Altıncı ve yedinci ayet-i kerimede ise kafirlerin özelliklerini iki ayet-i kerimede anlatıyor. Beşe gelen 13 ve 18 ya da 18 ayet-i kerimede münafıklardan ve nifaktan bize bahsediyor. Bize adeta şu mesajı veriyor. Ey kullarım, bana göre insanlar üç gruptur. Siz hangi grupta iseniz şu kriterlere bir bakın. Bana göre müminler şu özelliktekilerdir, kafirler şu özelliktekilerdir, münafıklar da şu özelliktekilerdir. Benim için sizin kendiniz hakkınızda ne dediğiniz değil, benim sizin hakkınızda hangi hükmü koyduğum önemlidir. Ve üzerinizde hangi özelliklerle benim huzuruma gelirseniz ben ona göre muamele yaparım. Hocam hani ifade edilir ya, işte dünyada iki grup insan vardır. Şöyle şöyle tarafını seç gibi mesela. Bunun gibi hani Rabbimiz bize daha ilahi kelamını açıp son mesajını diyor ki tarafını seç der evet. Gibi bir ifade var. Yani o bize de güzel bir şekilde mesaj vermiş. Birçok yerde geçmiş bu. Müminler şu insanlardır, kafirler şunlardır, şu işi yapanlar ancak kafirlerdir. Aslında bize bir şey de öğretiyor, kendi otokontrolümüz de öğretiyor. Diyor ki, benim sana nasıl muamele yapmamı istiyorsan, üzerinde o özelliklerle benim huzuruma gel. Adam burada müminler için zikredilen özellikler var. Yani nasıl bu şeye benzer, dışarıda baktın adamın üzerinde polis üniforması var. Ne dedi? Bu polistir deriz. Niye? Üzerinde polis üniforması var. Asker üniforması var deriz ki bu askerdir. Niye? Yaptığı mesleğin üniformasını üzerinde taşıyor. Bir insan da Allah'ın kendisine mümin muamelesini yapmasını istiyorsa, bunu arzu ediyorsa, üzerinde Kur'an-ı Kerim'de zikredilen o müminlerin özellikleriyle huzura gitmeli. İşte bunlardan bir tanesi de Rahat suresinin 19 ila 22. ayet-i kerimelerinde, bugün konuşacağımız ayet-i kerimelerde, Allah orada da bir tanımlama yapıyor. Şimdi bize göre akıllı insan tanımı vardır değil mi? Herkese göre bir tanım vardır. Sorsanız, mesela bir öğrenciye sorsanız akıllı işte fen dersine 100 alandır. Bir lise son sınıf öğrencisine sorsanız işte tıp fakültesini kazanandır. Bir üniversite öğrencisine sorsanız işte profesördür, şudur, budur. Herkes tanımlama yapmış. Ama asıl olan Allah akıllı insanı nasıl tanımlamış? Bizi yaratan değil mi? Asıl evet. Yaratıcı kime akıllı diyor? Bu önemli bizim için. Tabii. Allah'ın yaptığı tanımda hangi hususlar zikredilmiş, hangi hususlar özellikle belirtilmiş, altı çizilmiş, bizi bağlayıcı olan şey budur. Evet. Ahiret yurdu adına. Bunu da Rahat suresinde öğreniyoruz. Burada bir hususun daha altını çizelim. Eylemleri, bakışı bir olmayanların
eylemleri bir olmaz. Eylemleri bir olmayanların da sonları, akıbetleri bir olmaz. Allah-u Teala 19. ayeti kerimede bize bunu ifade ediyor. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğuna inanan ile ama olan bir midir? Yani bunun hak olduğunu göremeyen, burnunun dibindeki bu hak vahyi göremeyen, Allah'ı göremeyen, kainatta bu kadar Allah'ın ayeti varken, varlığının ve birliğinin delilleri varken bunu göremeyen insan, yani bakış açısı önemli burada. Bir değildir. Çünkü bir olmamalıdır. Burada güzel bir tarif de, hani yılbaşını geçirdik. Evet. Şöyle bir değerlendireceğiz. Bizim bakış açımızda bir muhasebe yapacağız. Öbürkü insanların bakış açısı bir mi? Değil. Biz Rabbimizden indirilenin hak olduğuna iman eden insanlarız. O ise iman etmemiş insan. O zaman bakış açıları bir olmayan insanların eylemleri de bir olmamalı. Onun eylemiyle benim eylemim birse ortada bir sıkıntı vardır. Neden? Olmaması gerekiyor çünkü. Ve burada ama kör olarak zikretmiş Allah-u Teala. Yani Ebu Cehil diyoruz biz. Cehaletin babası. Aslında adamın ismi değil. Ama biz ona öyle bir lakap taktık. Mekke'nin en önde gelenlerinden, lideri, en zenginlerinden, tüccar, birkaç tane dil biliyor. Okuma yazma bilen 3-5 adamdan birisi. Ama biz ona Ebu Cehil, cehaletin babası anlamında bu ismi veriyoruz. Neden? Burnunun dibindeki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu göremedi. Bu yüzden de biz buna Ebu Cehil diyoruz. Burada da ama olarak nitelemiş Allah-u Teala. Bu güzel bir kriter. Bakışları bir olmayanların eylemleri bir olmamalı. Hocam demek ki o zaman doğruya da bakmak gerekiyor. Yani baktığımız açıdan demek ki doğruyu göremiyoruz. Onun için farklı bir bakış açısı elde etmemiz gerekiyor. Burada aslında Eşarilerin anlayışı da belirtilse güzel olur. El husnü mâ hassenehullah ve kabihum mâ kabbahahullah. Güzel Allah'ın güzel dediğidir. Kötü Allah'ın kötü dediğidir. Bizim bakış açımız bu. Biz vahyin penceresinden bakıyoruz. Bir şey nefsimizin hoşuna gidebilir. Çok caziptir. İşte ne diyeyim, 3 lira verip 5 lira almak çok karlı bir yatırımdır. Ama Allah buna helal mi demiş, haram mı demiş? Buna iyi mi demiş, kötü mü demiş? Akıl nakil de ancak güzeli bilebilir. Evet. Allah'ın koyduğu hüküm bizim için bağlayıcı ve geçerlidir. Ve bizim davranışlarımızı belirleyen unsur da bu olmalıdır. Yani bu bakış açımızı düzelttik. O zaman eylemlerimiz de onlarla bir olmayacak. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara benzemeyelim diyor değil mi? Onlar saç uzatıyorsa o kesiyor. Dedim onlar dedim şöyle giyiniyorsa farklı giyinmeye çalışıyor. Kim bir kavme benzerse ondandır diyor. Yani şimdi içinde yaşadığımız günlerde mesela yani bu yılbaşı eğlencesi olsun bir takım işte milli piyango denen şey mesela haram olan şeylere bulaşmak, içki mesela bunlar her birisi ne oluyor? Başka bir kavmin adeti olduğu için onlara benzemek manasına geliyor. Bundan bir Müslüman olarak bilinçli bir inanan olarak sakınmamız gerekiyor Kıymet Hocam. Bu ifade ettikten sonra Allah-u Teala bunu diyor ancak akıl sahipleri, akıllı, zeki olan insanlar anlayabilir, fark edebilir. Yani bakışı bir olmayanın eyleminin farklı olacağını, yani vahye inanmayan insanla vahye inanan insanın eylemlerin farklı olması gerektiğini ancak bu akıl sahibi insanlar düşünür. Sonra da anlatıyor. Kimdir bunlar? Birinci özellikleri burada 20. ayet-i kerimede ifade edilen. Hocam ben aşağı yukarı 12 tane özellik burada saydım kendim açımdan ayet-i kerimelerden. Hakikaten güzel bayağı bir şeyler var yani. Evet. Böyle maddelersek daha da kalıcı olur herhalde akılda. En son ben çarpayım inşallah. Sizin... Ellezine yufune bi ahdillahi. Birincisi Allah'a vermiş oldukları ahde bağlıdırlar. Vefa gösterir. Bunu basiret sahipleri. Birincisi Allah'a verdikleri söz. Hangi sözü verdik biz? Eles bezminde Allah-u Teala bizi huzuruna aldığında Elesü bir Rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde bir söz verdik bir tane. Dedi ki evet ya Rabbi bela. Kavlu bela. Eskiler ne güzel derler ya bir, ne zamandan beri Müslümansın? Kavlu beladan beri. Bela diye bir söz verdik. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Biz Rab olarak senden başkasını tanımayacağız. Senden başkasından istemeyeceğiz. Günde 40 defa namazlarımızda tekrar ediyoruz. Unutursak hatırlayın. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım talep ederiz. Hatta orada kulluk önce geliyor. Önce kulluk. Evet. Biz kul olduğumuzu ifade ediyoruz orada. O birinci özellikleri Allah'a vermiş oldukları bu sözü bozmazlar. Akıllı insan budur. Onun gereği olarak dünyaya gönderildiğinde kendine yeni Rab aramaz. Allah'ı sever gibi farklı sevgilere gönlünde yer vermez. Gönlündeki iktidar Araf suresinde bunu anlıyoruz. İttebi'u mâ unzile ileyküm min rabbikum. Rabbinizden indirilene tabi olun. Gönlündeki iktidar inandığın değerler olsun. Yani bir davranışını, bir sözünü belirleyen unsur, eylemini belirleyen unsur inandığın değerler olsun. Bu insan bu inancını,
Yani Allah'a vermiş olduğu o sözü bozmayan insandır. Eyleme dönüştüren insandır. Birinci özelliği. İkinci özellik olarak Allah-u Teala şunu zikretmiş. وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْثَاقِ Misakı bozmazlar. Biz buna anlaşma, misak, yaratılış sözleşmesi, fıtrat da diyebiliriz. Yani İnsan bizim fıtrat. İfademizde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, كُلُّ مَوْلُودٍ يُلَدُ عَلَى fıtra. Her doğan fıtrat üzere doğar. Yani bunu şöyle de düşünebiliriz. Bilgisayarların yazılımı var, cep telefonlarının yazılımı var, uçakların yazılımı var. Allah-u Teala da insanı yeryüzüne gönderirken bir yazılımla göndermiş. Bir programla göndermiş. Ne yapıyor bu program? Gereği herkes Allah'ın varlığını ve birliğini bilebilecek bir donanımla gönderilmiş. Hocam Efendimiz Aleyhisselam bu hususta temas ediyor. Diyor ki her çocuk fıtrat üzere doğar diyor. Sonra ona işte anne babası da Müslüman yapar, işte Yahudi yapar veya Nasrani yapar şeklinde ifade ediyor. İşte bu yazılıma zaman zaman virüsler girebiliyor işte. Ne yapıyor? İnternet, sosyal medya, diziler, izlediği diziler, aldığı eğitim, okuduğu kitaplar, arkadaş çevresi, anne babası etkili olup onu İslam fıtratında bozulmalara neden olabiliyor. Hani aynı şey gibi vücudumuza bir virüs girdiği zaman ne oluyor? Mesela bir grip oluyoruz, nezle oluyoruz. Vücudumuz normal fonksiyonlarını icra edemiyor. Burnumuz koku alamıyor. Değil mi? Onun gibi ya da bilgisayarımıza bir virüs girdiği zaman ne oluyor? Antivirüs programıyla bunu temizliyoruz. Yoksa bilgisayarımızın, cep telefonumuzun formatında, performansında ciddi bir düşme oluyor. Aynı Allah-u Teala insanı yeryüzüne bir fıtratla göndermiş ama anne babası, çevresi, arkadaşları farklı etmenler zaman zaman bu fıtratta bozulmalarına neden olabiliyor. Ne yapacağız? Antivirüs programı, Kur'an-ı Kerim'e bakacağız, tekrardan format atacağız, fıtratımızı yenileyeceğiz. Efendim buyuruyor yani işte siz diyor size iki emanet bırakıyorum diyor. Kim bu iki emanete sahip çıkarsa asla yolunu şaşırmaz buyuruyor. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, ikincisi benim sahih sünnetimdir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani biz eğer fıtratımız üzere kalmak istiyorsak, akıllı yani normal bize çizilen kullukta kalmak istiyorsak bu iki hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bu da akıllı insanın ikinci özelliği. Yani misakı, yaratılış şeyini bozmaması. Birincisi Allah'a verdiği sözü bozmaması. İkincisi de Allah'ın ona yüklediği o fıtratı bozmaması. Hani bazen diyor ya bana göre şöyle. Ya bana göre böyle de hangi sana göre böyle? Akıl içinde yaşadığı çağın esareti nedir? Mantığı. Mantıklar böyle ama senin girişler farklıysa, farklı öncüller, sağlam test edilmemiş öncüller farklı sonuç ortaya çıkartır. Yani ben böyle inanıyorum, bu çağda böyle ama senin fıtratın bozulduysa, o bilgi ispat edilmemiş bir bilgi ise, birisi geldi filanca falanca yerden çıktı, meyhaneden çıktı, leş gibi kokuyordu, ha o içki içmiştir. Ama bu bilgiler yanlışsa o zaman çıkarımımız da yanlış olacak. Hocam Allah'ın sünnetullahında bir değişme olmaz buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birkaç ayet-i kerimede. Ve yeryüzünde ifsad edenlerin iki tane temel hususundan bahsediliyor. Bir tanesi işte nesli bozmaya çalışırlar. İnsanlar gençliği bozmaya çalışırlar diyor. İkincisinde işte ürünleri, hububatı bozmaya çalışırlar diye ifade ediliyor. Yani bunun için aslında Allah'ın yeryüzünde koymuş olduğu sünnete uygulamak gerekiyor. Onu bozmamak gerekiyor. Bir diğer üçüncü özelliğe geçelim isterseniz hocam. Bu da 21. ayet-i kerimede ifade edilmiş. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ Burada Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları kurarlar ve korurlar. Genelde müfessirlerimiz burada sıla-i rahim olarak bunu zikretmişler. Akrabalık bağlarını korurlar ama sadece bu belki küçük bir anlamı olur. Bunu biraz daha genişletecek olursak başka ayet-i kerimelere de baktığımızda mesela akılsız insanlar Bakara suresinin 27. ayet-i kerimesinde yeryüzüne fasıklar bu Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları koparan insanlardır. Ama akıllılar ise Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları koruyan ve kuran insanlardır. Yani burada kamil mümin olmanın en önemli vasfı komple Müslüman olacağız. Kalbimizle de, ruhumuzla da, bedenimizle de Allah'a teslim olacağız. Ayetlere teslim olacağız. Hangi bağları kuracağız? Biz burada akıl zaten akıllı insanı tarif ediyoruz ya. Evet. Akıl, akale kökünden bağ kurmak demektir. Bağlamak demektir. Yani kelimenin anlamında da bu var. Bu yüzden Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları kurmak. Neyi? Dünyayı ahirete bağlayacağız. Hani demişler ya, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Bu bağı koparmayacağız. Biz bileceğiz ki, dünya ile ahiret arasında bir bağlantı var. Burada nasıl yaşarsak ahirette bunun meyvesini toplayacağız. Yani hocam, Allah'la bağımızı sağlam kuracağız. Evet.
Ruhla beden bağlantısını koparmayacağız. Sadece bedenin ihtiyaçlarını karşılarsak, ruhu terk edersek huzurlu olamayız. Sağlıklı olmak zaten zihnen de, bedenen de, ruhen de birlikte sağlıklı olmaktır. Sadece bedenimizin sağlıklı olması, bir sürü psikolojik rahatsız var. Ruhun ihtiyaçlarını da gözeteceğiz. Ruhun ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Bedenin ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Aynı şekilde maddeyi manaya bağlayacağız. Sadece maddeye yönelik çalışmayacağız. Aynı şekilde imanı amele bağlayacağız. Sadece bilgi boyutunda kalmayacak bu. Amele dönüşecek. Yani eyleme dönüşmezse o bilgi bir fayda etmez bize. Yani kötü söz söylemek kötü bir şeydir. Kalp kırmak kötü bir şeydir. Hırsızlık kötü bir şeydir. Adam öldürmek kötü bir şeydir. Gıybet kötü bir şeydir. Bunun kötülüğünü biliyoruz. Ama bunları yapıyorsak bu bilginin bize bir faydası yok. Daha da zararı demek var. Demek ki hayata yansımıyor. Evet. Hayata, yaşantıda yansımıyor. Bunu ameli boyuta taşımamız gerekiyor. Evet. Bir diğer bağlantı, dini dünyanın her anına. Yani şöyle tabirler duyulur. Camide çıkışında amcalar konuşur. Hoca camide diyor mesela bazen. Mesela dizilerde falan. Huzurdan, ya diyor, huzurdan yeni çıktım. Ya huzur öyle zırt pırt girip çıkılan bir yer değil. Her an huzurdayız. Allah'ın rakib diye bir sıfatı var. Her rakibin anımıza nigehban. Her şeyimizi görüyor. Murakabe altında olmalı mümin. Her an Allah'ın kendini gördüğünü, kiramen katibin isimli meleklerin onu kaydettiğini bilecek. Yani, Kaf suresi 17. ayet-i kerimede مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لِهِ رَقِيبٍ عَتِدٍ diyor. Yani insanın ağzından bir söz çıksın ki diyor, o hemen yanında melekler bunu kayıt altına alırlar diyerek ifade ediliyor. Bu şuurla yaşayacak yani. Din sadece işte ne diyeyim, ezan okunduğunda 5 dakika camiye girip ibadet etmek değil. Sadece cuma günü, sadece Ramazan, o bundan ibaret değil. Din hayatımızda her şeyimizi belirleyen unsur. Ne yapacağız? Trafikte de dinin kuralları var. Komşulukta da, evde otururken de dinin kuralları var. Yolda yürürken de çöp atmayacağız. Yani dinin kuralları var. Din sadece işte belirli eylemlere hasredilmeyecek. Çok şeylerde. Belli bir zamana. Belirli zamana, belirli mekanlara da hasredilmeyecek. Sadece camide değil. Hayatın her anında. Ahlak dediğimiz şey 7-24 bize lazım olan şey. Farz olan, evet. Yani sadece ibadet boyutu yok dinin. Ahlak boyutu da var. Yönünde var. İşte bunu bozmayacağız. Yani dini hayatın her anına bağlayacağız. Bu bağlantıyı da kuracağız. İşte akıllı insan bunu yapar. Bu bağlantıyı koparanlar, yani din vicdan işidir. Benim kalbim temiz. Öyle bir şey yok. Tabii ki kalbimiz temiz olacak. Ama eylemlerimiz de temiz olacak. Yani doğru eylemler, doğru söylemler de doğru olacak, temiz olacak. Allah'ın rızasına uygun olacak. Bu akıllı müminin üçüncü özelliği. Hocam diğer özellik de Allah'tan korkarlar buyuruluyor. Müminlerin özetli bir tanesi de. Buyurun efendim. Burada da hocam haşyet kelimesini kullanmış Allah-u Teala özellikle. Evet. Bir sonraki ifade de havf kelimesini kullanıyor. Yani eskiler işte Allah'tan korkmak derler ama tabii buradaki korkudan kast bir hayvandan, bir böcekten, bir öcüden korkmak gibi değildir. Buradaki Allah'ın sevgisini kaybetme korkusu yaşarlar. Ya ben bu sözü söylersem Allah'ın rızasından mahrum kalır mıyım? Allah'a rızasına uygun davranmamış olur muyum? Trafikte işte biri korna çaldı, sövdü. Ya bunu yaparsam Allah benden razı olur mu? Ya da işte yere çöp atarsam Allah bundan razı olur mu? Allah her an görüyor bunu. Her an bu düşünceyle yaşamak. Hocam diyor efendimiz muhasebe. Akşam yatağımız yattığımız zaman bugün beni cennete götüren amelimi daha fazla yaptım yoksa cehenneme sürüklediği amelimi daha fazla yaptım diye bir kendimizi nefis muhasebesi tutmamız gerekiyor. Yani akşam, yani her eylemden önce bunu. Evet. Ya ben tam böyle geldi ağzıma söyleyeceğim. Ya bunu söylediğimde Allah razı olur mu korkusu? Acaba Allah'ın sevgisinden mahrum kalır mıyım? Allah hangisinden hoşnut olur? Aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna yarın gidebilir miyim bununla? Ya bu şeyi söylemişim, şu işleri yapmışım, bu kadar kötülük yapmışım, onun kalbini kırmışım, bunu ne diyeyim haksızlığa uğratmışım. Ben bunlarla yarın herkes sahabe Peygamber Efendimizin ümmeti Havz-ı Kevser'in başında toplandığında oraya gidecek yüzüm olur mu? İşte bu korkuyu her an. Hani sevdiğimiz bir insan olduğu zaman böyle titrer dururuz. Neden? Şunu dersem acaba şey yanlış anlar mı? Onu kırmaktan korkarız. Aynı şekilde Allah'ı kırmaktan korkma. Allah'ın rızasından mahrum kalmaktan korkma buradaki ifade. Yoksa Allah beni yakar, Allah beni taş eder korkusu değil yani. Hocam yani takva kelimesi bizde biraz daha yanlış anlam daralmasına uğramış. Takva Allah'tan korkan olarak ifade edilmiş. Buradaki de yani dediğiniz gibi yani günahlara girmekten korkma bizim için nedir? Allah'ın emirlerini tamam yapabilmeye olarak anlamamız gerekiyor. Emirlerini yerine getirme,
yasaklarının kaçırma olarak anlamamız gerekiyor. Evet. Ya bu da 5. 4. özellik oldu galiba hocam. Evet. Bir diğer özellik de ve yahafune su'el hisab. Kötü akibetten, yani o gün kıyamet koptuğunda, yeniden sura üfürüldüğünde bize amel defterlerimiz verilecek. Kimilerine sağından ve önünden verilecek. Bunlar bahtiyar kullar. Ondan sonra ikra kitabek denilecek. Bugün hesap görücü olarak sana kitabın yeter, oku diyecek. İnsan açacak. O gün biz konuşmayacağız. Kitap konuşacak. Diyeceğiz ki ya nasıl bir kitap bu? Her şeyi yazmış. Küçük büyük, ya ben bunu yaptığımda yanımda hiç kimse yoktu. Nasıl bir kitap? Hiçbir şey bırakmamış. Küçük büyük, her şeyi not edilmiş. O gün böyle kötü amellerin yazılı olduğu bir defterle Allah'ın huzuruna gitmekten korkar. O gün insanlar çok çetin bir gün. Annesinden babasından herkesten kaçacak. Öyle dehşetli bir sahnede orada hoşnut olmayacağı işlerin olmasından korkar. Hocam Kur'an-ı Kerim'de bu sahneleri çoğu yerde anlatır mesela. Hani bir şey anlatır, arkasından cennet ve cehennem sahnesini verir bize Kur'an-ı Kerim. Bir Meari suresinde öyle buyurur Rabbimiz. Ha ümkura kitabiye inne zannetü mülakiyet diyor. Cennetlik olan birisi amel defterini sağdan almış, sevinçli bir şekilde. Ha ümkura kitabiye alın, benim kitabımı okuyun diye diyor. Sağda solda dolaşır, amel defterini gösterir. Sanki bir kanne almış, işte takdir belgesi almış, evet, bir öğrenci gibi. Orta dolaşıyor. Göğsünü gere gere onu gösteriyor. İnne ama zayıfı olan nereye, evet, saklayacağını düşünüyor. İnne zanetü mülakiyas. Ben zaten diyor emindim böyle bir günün geleceğinden. Ben bunu hazırını yaptım diyerek böyle bir sahne önümüze koyuyor. Ama diğer taraftan da keşke ya leytini diye başlayan bütün ayet-i kerimelerde o dünyada amel defterini doldurmayan insanların olduğunu görüyoruz. Küntü türab ediyor mesela biz. Keşke toprak olsaydım, evet, ifadeleri. Başta ifade ettik ya hocam. Müminlerin orada Bakara suresinin ilk ayetlerinde özellikleri zikredilirken ve bil ahiretim yukinun, ahirete yakin derecesinde, yani sanki gözleriyle görmüşçesinde, sanki orada yaşamışçasına inanırlar. Evet. Ve burada bir terslik de şu. Yani buna inanıyor. Hesaba inanıyor. Kiramen Katibin isimli meleklerin her yaptığı davranışı kaydettiğine inanıyor. Evet. Ama kaydederken orada kötülüklerden, kötülük bulunmasından korkmuyor. Yani orada gıybet, dedikodu, iftira, haram, yani hileli iş, kul hakkı olmasından korkmuyor. İşte akıllı insan bu korkuyu yaşar. Bak yazılacak, söyleyeceğim yazılacak, yaptığım yazılacak, ben kimseyi görmediğini zannediyorum. Sonra hepsi önüme çıkacak diyor. Tabii. Hocam Efendimiz Aleyhisselam da birkaç hadis-i şerifinde bize akıllı insanı tarif ediyor. Ekstru zikra hazimin lezzat diyor. Bütün o tanımlarda ölümü hatırlayan olarak ifade ediyor. Yani ölümün dünya hayatının tadını bozan ölümü çokça hatırlayın buyuruyor. Diğer bir hadis-i şerifte de ölümü diyor en çok hatırlayan akıllı insan diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ölümü en çok hatırlayan ve sonrası için en güzel şekilde hazırlık yapanlardır diyor akıllı insanı tarif ederken Efendimiz Aleyhisselam. Yani sadece ameli yapmak gerekiyor. Onun için hazırlık yapmak gerekiyor. Yani sadece kuru bir görüntüyle Allah rahmeti geniştir, beni affeder diyerek hani şeytan sizi Allah ile aldatmasın buyuruyor ya. Boş, evet, durmamak gerekiyor. Bu dünya hayatını en güzel şekilde değerlendirmek gerekiyor. Hazreti Ayşe validemiz soruyor. Ya Resulallah diyor. Dünyadaki en faziletli şey nedir? En iyi şey nedir diye sorulduğunda bir insana verilen nimet bakımından akıldır diyor. Peki diyor ahirette nedir diye soruyor Hazreti Ayşe validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Diyor ki Allah'ın rızasıdır. Yani dünyadayken güzel işler yapıp Allah'ın rızası kazanmış olmak ahiret için en önemli iştir diyor. Zaten bizim dünyadaki bütün gayretlerimiz, çabalarımız hepsi o değil mi? Allah rızasını kazanmak. Diyor ki ya Resulallah diyor. Yani madem dünyada akıl çok önemliyse akıl mı daha faziletlidir? Yoksa diyor işte nedir? Salih amel, Allah'ın rızasını kazandıracak namaz kılma, oruç tutma, zekat verme bunlar mı daha önemlidir diye sorulduğunda diyor ki zaten akıllı insan diyor bunları yapar diyor. Akıllı olmayan insan diyor bunları yapmaz ki sonrasını düşünmez diyerek bizlere akıllı olmanın bir takım sorumluluk getirdiğini göstermiş oluyor kıymetli hocam. Yani akıllıyız. Yani bunları bilmek, ölümü sürekli hatırlamak ölüm için hazırlık yapmayı insana gerekli hale getiriyor. Ama unuttuğu zaman hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadığı zaman da maalesef amel defterlerinde kötü şeyler olabiliyor. Akıllı insan amel defterinin kötü olmasından çekinir. Buna göre davranışlarını sergiler. Yani günümüzde bunları anlatmak daha kolay. Şurada bir hani bulunduğumuz ortamda kamera olduğunu söylediğimizde biraz daha herkes konuşmasına, giyim kuşamına, kıyafetine, her şeyine, hareketlerine dikkat etmeye başlıyor. Ama gerçekten bir kamera var yani şu an. Kiramen Katibin isimli melekler her anımızı, her saniyemizi kaydediyor. Yarın bir gün dev bir ekran kurulacak. Bu görüntüler ekrana verilecek. Herkes
kimsenin görmesini istemediğimiz yerlerde yaptığımız ameller de öyle. Dünyadaki bütün insanlar orada görecek bizi. Görecek. Diyecek ya tüy, ben bu kalemi filanca aldı zannetmiştim. Sen mi aldıydın? Ben de bunu kim yaptı dediydim. Sen mi yaptın? Herkes belki yüzüne tükürecek. Öyle bir sahne. O yüzden bu sahneyi sık sık hayal etmek bizim davranışlarımıza bir kontrol, otokontrol mekanizması kazandırır herhalde. Bir diğer özelliğe geçelim isterseniz hocam. 22. ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اِبْتِغَى وَجْهِ رَبِّهِمْ Rablerinin rızasını kazanmak için sabreden insanlardır. Burada iki yönü var. Bir ibadet boyutu var bu meselenin. İbadetler zordur. Yani geceleyin ne güzel uyku varken, sıcacık yatakta uyumak varken kalkıp sabah namazı kılmak veyahut da geceleyin teheccüde kalkmak zor bir iş. Ne diyeyim, Ramazan ayı gelir akşama kadar aç susuz beklemek zor bir iş. Ama niye yapıyor? Rabbinin rızasını kazanmak için. Sadece derdi bu. Burada şeye de dikkat etmek gerekir. Yani oruç tutayım da şu kazancı sağlayayım değil. Bizim tek rızamız, tek derdimiz, tek gayemiz oruç tutarken de, namaz kılarken de, ibadetlerimizin hepsinde tek gayemiz Rabbimizin rızasını kazanmak. Cennet bile değil. Gerçekten tek rıza Allah razı olsun budur. Hani büyükler derler ya, yani Rabbim sen razı ol da cehennemde yanmaya da razıyım. Hocam Kur'an-ı Kerim'de Rahat Suresi yine diğer son sayfada ifadedir. Ve emur ehlike bis salati ve sabir aleyha der. Onun sıkıntılarını sabret. Ailenin namazı emret, sen de onun sıkıntılarını sabret ifadedir. Yani alimlerim zaten sabrı üçe ayırıyorlar. Bir tanesi işte musibetlere sabır diyorlar. Başka imtihan dünyasındayız. Her türlü imtihanı karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte ibadetlerin verdiği eziyetlere, onlara sabretmek de gerekiyor. Burada bir ismini hatırlayamıyorum ama bir atlet çok koşuyor, dünya rekorları kırıyor, bilmem ne oluyor. Sonra hasta oluyor. Soruyorlar ya hiç isyan ediyor musun? Yani bu kadar insan varken bu hastalık, milyonda bir görülen bu hastalık seni buldu. Diyor ki niye isyan edeyim? Bilmem kaç milyon insan atletizme başlıyor. Bilmem kaç bin kişi lisanslı yapıyor. Bilmem kaç bin kişi şuraya katılıyor. Bilmem kaç bin kişi şu kadar şeye katılıyor. Bir kişi birinci oluyor. Allah bana bunu lütfetmiş. Bu kadar lütfettiği şeye de isyan etmiyorum da bu geldiği zaman mı? Yani bir deprem oluyor, isyanlar. Niye bizi buldu? Ya da bir hastalık oluyor, niye bizi buldu? Hocam biz birkaç hafta önce Sefa kardeşimiz vardı. Buradan konuk almıştık bu programa. Yani o da öyle diyor. Yani ciddi bir rahatsızlığı var mesela. Yani o kadar fazla diyor başka nimetler var ki üzerinde diyor. Ben hiç diyor isyan etmeye vaktim yok diyor. Yani o kadar mesela normalde bize göre çok diyelim mesela farklı bir kişiliği var ama yani bende o kadar çok nimet var ki diyor. Yani isyan etmeye vaktim daha yok benim diyor. Yani o tür şeye girmem diyor. Her halimize şükretmek gerekiyor. Yani onun kıymetini bilmek gerekiyor. Bir diğer husus da davranışlarda da sabırlı olmak lazım. Sadece ibadetlerin meşakkatlerine, sadece musibetlere karşı değil de. Yani birisi bir kötülük yaptı. Birisinin bizim hakkımızda bir şey söylediği geldi ya da trafikte kornaya bastı. Yani biz sabırlı olmak lazım. Sabretmesini bilmek lazım. Hemen isyan etmemek lazım. Ve ilk tosladığı anda, bilirsiniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mezarlıkta ağlayan bir kadını görünce diyor ki ya sabret diyor. O da ters tepki veriyor. İnneme sabru aynı sabretil ula. Yani sonra pişman olup kadın Efendimiz'e gelince o cevabı veriyor. Yani ilk tosladığı anda sabredebilmek. Bu akıllı insanların işi. Yani öfkeyle kalkan zararla oturur demiş. Hocam yani sabrın sevabı, hani iki şeyin sevabı diyor Allah Resulü. Onu Allah-u Teala verecektir diyor. İnneme yüfes sabirul ecrahum bi gayri hisab diyor. Yani sabre hakikaten yani dünya hayatına öyle ben mutlu olacağım, hiçbir sıkıntım olmasın diye bir şey yok. Herkes mutlaka kendisiyle, vücuduyla, bedeniyle, çoluğuyla, çocuğuyla, malıyla, makamıyla mutlaka bir imtihanı oluyoruz. Bunun için her daim de düşen nedir? Dünya hayatta sabretmektir. Yani sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Evet. Biraz zor olabilir, zorumuza gidebilir, gururumuzu incitebilir, nefsimize ağır gelebilir. Ama bunun mükafatı da inşallah Allah katında çok olacaktır. Bir diğer özelliği ise hocam şöyle zikredilmiş. Ve kamus salah, namazı ikame ederler. Yani bu kame kelimesi, ikame kelimesi, namazda dimdik ayakta durmak. Namazlarını ihmal etmezler. Namaz bizim için çok önemli. Hakkını geçen hafta ikame fiili önemlidir. Sohbetimde de ifade ettik. Yani ilk sorgu olacak amellerden bir tanesidir namaz. Bununla ilgili Müslümanın bir açığı olmaması lazım. Bu kolay geçerse inşallah zaten arkası gelecek en zor başarı elde etmiş. Biz zaten namazı hakkıyla ifa etmek, rükünlerine, şartlarına uyarak hakkıyla ikame etmek namazı insanın hayatında da bir dönüşüm ve değişim oluşturacak. Ne diyor? İnsanı kötülüklerden alıkoyar. Yani bunları yapan zaten namazı hakkıyla ifade eden insan kötülüklerden uzak duracağı için soru olmaz ona. Yani biraz sonra Allah-u Teala'nın huzuruna çıkacağım.
Şimdi bu adama haram yemeyeyim. Yani şu adama bunu söyleyeceğim ama az sonra da huzurda hangi yüzle Rabbimin huzurunda duracağım? Tüm vücudumla ona yöneleceğim. Allah'tan yardım dileyeceğim. Hocam hani bu tekbir, iftar tekbiri, bir manası tahrim-i tekbirdir mesela. Ben artık dünyalık olarak her şeyi Allah'a geriye bıraktım. Benim için haram kıldım kendime, ben Allah'ın huzuruna durdum diyor. Yani Allah'ın huzuruna dururken işte maddi manevi temizlik yapmamız gerekiyor. Yani bunun için mutlaka namazı kılarken ruh halimiz, huşu halinde olmamız gerekiyor. Tabi burada bunun bir şeyin altını da çizelim hocam. Yani dizi arasında olmayacak reklamlarda. Reklam abi namazı kılıp gelin. Maç arasında. Öyle tavuğun yem topladığı gibi tık 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 da namaz olmayacak. Erkanına, rüknü neyse onun vereceğiz. Hırsızdır yani namazdan çalan. En büyük hırsızdır. Yani en büyük hırsızdır. Çalmayacak rükû, secde. Bu böyle kılınan namaz bizde değişim, dönüşüm oluşturur. Bizi kötülüklerden alıkoyar. Yoksa reklamlar arasında, dizinin arasında hızlı hızlı kıldığımız namaz değil. Telaş içinde kıldığımız değil. Allah'ın huzurundayız hocam, ya. O zaman sorun namazda değil. Namaz Allah Teala diyor ki namaz sizi kötülükten alıkoyar buyuruyor. Evet. Demek ki bizi alıkoymuyorsa namazda sorun yok. Sorun bizde o zaman. Bizim kıldığımız namazda tabii biraz sorun var. Tabii insan kendini muhasebe edecek o zaman. Evet. Ya ben namaz kılıyorum. Az önce Allah'ın huzurunda namaz kıldım. Ona bir söz verdim. Biraz sonra ezan okunacak. Tekrar namaza duracağım. Allah'la konuşacağım. Allah'a çok yakın olacağım secdede. Yani bir amirin huzuruna çıkarken o kadar el pençe divan duruyoruz. En güzel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Rabbimin huzurundayken kafa işte gol oldu mu olmadı mı? Dizide şu ne oldu, bu ne oldu? Başladı mı başlamayacak? Yani böyle kılınan namaz herhalde bize bu dönüşümü hocam yani bazı yapacak. Namazlar diyor kıyamet günde kişinin yüzüne çarpılır diyor mesela. Bu hiçbir değeri olmayan namaz olarak ifade edilir. Bunun için namazda dikkatli olmak gerekiyor. Sahabe-i kiram namaz dururken ki o işte hazırlıklar mesela ciddi güzel ifadelere vardır mesela bu hususta. Güzel bir şekilde namaz hazırlamak gerekiyor. Evet. Hani bunun, hayatta ilgili, son namaz kılarmış gibi diyor. Kılmak gerekiyor namazın gibi diyor. Değil mi? Ya bununla ilgili inşallah başka bir programda da geniş yaptığı namaz yani çok işte. Yönü var namazın hocam. Bir diğer özellik ise akıllı insanların özelliklerini ifade ediyorduk. وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً. Burada kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak etmek var ama iki şeyin de altı çizmeyi, gizli ve açık olarak. Zekatı açık bir şekilde vereceğiz, teşvik olacak. Diğer insanlar da zekatını hatırlayacak. Hı hı. Ama karşıdaki insanı da minnet altında bırakmayacağız. Bir de pandemi dönemindeyiz. Dükkanı kapanan insanlar var, işsiz kalan insanlar var. Bunları koruyup kollamamız gerekiyor. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bol bol vermek gerekiyor. Bu hani Allah-u Teala nimetini artıracaktır. Yerel esnafı desteklemek gerekiyor mesela. Yani tabii illaki... Yani işleri kapanan insanlar var şu an için. Evet. Hem işsizlikten ya da pandemi salgından dolayı kapanan insanlar var. Bunları gözetmek gerekiyor. Müminin derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. Komşusunun derdiyle dertlenmeli insan. Bizden değildir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ben bir tarafta 1,5 trilyon, 2 trilyon kazanırken üzüm kaldırdım, zeytinyağına şu kadar kaldırdım. Ama yanı başımdaki insan aç, susuzsa Allah bunun hesabını soracak. Oğlum ben sana bu kadar nimet verdim. Komşunu... Bunun üçlü zekatı nerede diye. Tabii. Sadece onunla da kalmamız. Zor günlerden geçiyoruz. Fazla fazla. Sadece 1/40 zekat fakirlerin şeyidir, yani cimrilerin işidir. Evet. Yani daha fazla vermek gerekiyor. Özellikle bu dönemde. İnşallah yarın daha da güzel günler göreceğiz. Hocam Kur'an'ın hücresini şöyle diyor, gulil af diyor. Af, elinizden fazlalık olarak ne varsa, giymediğiniz, kullanmadığınız, ne bileyim işte ihtiyacınız olmayan şeyi infak edin şeklinde bize ifade ediyor. Yani yoksa 1/40 dediğiniz gibi sadece o cimrilerin, o en alt tabaka. Evet. Yoksa cömertlikte bir sınır yok zaten. Tabii bir de dediğim gibi verirken de minnet altında bırakmamayı dikkat edeceğiz. Yani yoksa karşıdaki sanki benim onun malı. Yani bendeki hakkıymış gibi vereceğiz. Yoksa bir gurura kapılırsak, bugün Allah sana o rolü vermiş. Bir tane şey anlatırlar. Adam gece yarısı çalmış bir komşusunun kapısını. Allah rızası için şu demişti. Ne biçim adamsın ev sahibi. Gecenin bu saatinde insan rahatsız edilir mi? Dilenmenin de bir usulü var bilmem ne şöyle. Bayağı bir saydırmış. Adam açmış. Allah'ım demiş. Ben istemeyi bilmiyorum. Bana isteme rolü veriyorsun. Bu adam vermeyi bilmiyor. Buna da verme rolü veriyorsun. Allah'ın hikmetinden sual olmaz ama demiş. Bizim yerlerimizi bir değiştirdi. Adam tamam aldı. Yani her şeyin bir adabı var ama verebilmek de her kişinin harcı değil. Yani yaptığımız iyilik gizli olması gerekiyor. Yani evet. Eğer özellikle şey nafile ibadetlerimiz, bir sadakalarımız. Bu usta yani günümüzde bazen şeyi kaçırıyoruz. Verirken işte fotoğraf çekilmedir, paylaşmadır mesela. Bunlar, rencide ediyorsun. Rencide ediyorsun. Oysa Kur'an-ı Kerim diyor ki bizde Nisa suresinde kavlun ma'rufun ve mağfiretun harim sadakatin etbeha yezer diyor. Yani arkasından
güzel bir söz dahi olsa, yani maddi bir karşılık olmasa dahi, arkasından eza giren bir sadakadan maddi değerde daha hayırlıdır buyuruluyor. Bunun için yani güzel bir söz dahi olsa mutlaka verdiğimiz her ne olsa olsun eziyet olmaması gerekiyor arkasından. Tabii buna dikkat edeceğiz. Burada hassas olacağız. Bir de bizi gurura, kibire kaparmayacak veya şirke de götürmeyecek. Kibre gidersek küçük şirke gider. O da tehlikeli. Verirken kaybedenlerden de olmayacağız. O hassasiyeti de gözetmemiz lazım. Hani Efendimiz buyuruyor ya hocam, 3 kişi vardır diyor. Bu 3 kişi işte kendisini diyor, ben cehennemliktir diyor. Bundan bir tanesi de zengin kişi. Ben Allah rızası için zekat verdim de. Oysa diyor, sen diyor, hayır sana zengin desinler diye sen zekat verdin. Ne kadar cömert insan diye, desinler diye. Cömert desinler diye verdim diyor. Bunun için bu burası önemli hocam. Evet, evet. Hocam son. Bir diğer ise ve yedraune bil haseneti seyyi'e. Bu çok önemli bir mesele. Onlar akıllı adam kötülüğü iyilikle savar. İtifa billeti hiyahsen. Onlara en güzel şekilde davran. Yani bana bu kötülük yaptı, tamam hakkımızdır. Kötülüğe kötülükle karşılık verebiliriz. Bu şeriatın gereğidir. Ama bir hakikat, bir de marifet vardır. Marifet ehli onunla ilgilenmez bile. Bu her baba yiğidin harcı değil. Kemal seviyesine ulaşmış insanların harcıdır. Adama kötülük yapılıyor ama iyilik yapmaya devam ediyor. Neden? Çünkü güzel insana güzel davranış yakışır. Onun seviyesine düşmek yakışmaz. O kötü söyledi, o küfretti diye ben de küfredersem ben de onun seviyesine düşmüş olurum. O bana kötülük yaptı diye ben de kötülük yaparsam ben de aynı seviyeye düşmüş olurum. O bana gelmedi, o onun hesabını verecek. Ben ona gideceğim ki ben bana hesap sorulmasın bu usta. Neden? Ben görevimi yaptım. Onun gelmek göreviydi, gelmedi. Allah'a hesabını verecek, soracak. Ama ben de gitmezsem o bana... Ahirette Allah-u Teala sorduğunda o bana gelmemişti. Hayır, senin gitmen gerekiyordu. Burada akıllı insanın özelliği olarak bu zikredilmiş. Akıllı insan kendisine ne kadar kötülük yapılsa da iyilikle karşılık verebilen insandır. Bu zor bir iştir ama Rabbim inşallah o seviyede ulaşabilmeyi bize yara nasip eylesin. Hocam sağ olun. Allah razı olsun. Çok güzel bir sohbet oldu. Ha. Ben şöyle kısaca bir inşallah özetleyelim. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Kur'an'da akıllı insanın özellikleri konusunu işledik. Özellikle Ra suresinden birkaç ayet-i kerime de ele almış olduk. Burada biz sohbetimizde bu ayet-i kerimelerde onlar kendisine indirilenlere iman ederler, inanırlar diyor. Yine hakkı görürler akıllı insanlar. Sözlerinde dururlar, yeminlerini bozmazlar. Allah'ın bağlanması gereken o bağları korurlar diyor. Yine Allah'tan korkar akıllı olan insanlar. Bunu konuştuk. Yine kötü hesaptan, hesabın kötü olmasından korkarlar. Allah rızası için sabrederler. Başına ne gelmişse bunlara sabrederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Gizli ve açık kendilerine rızık olarak ne vermişsek onlardan infak ederler. Bir de kötülüğe karşılık iyilik yaparlar şeklinde ayet-i kerimeyi biz ele almıştık. Ve en sonunda bunun sonucunda da onlar bu iyilik akıllı olan insanlar bunları yaptığı müddetçe arkasından cennette müjdelenirler ve en sonunda melekler bunları kapıyı açarlar ve buyurun selam diyerek cennete alacakları ifade ediliyor. Rabbim inşallah hepimizi şu dünya hayatında akıllı bir şekilde, güzel bir şekilde sorumluluklarını yerine getirerek yaşamayı nasip eylesin. Kendisinin rızasını kazanmayı nasip eylesin inşallah. Şu yeni girmiş olduğumuz miladi yılda hakkımıza hayırlara vesile eylesin. Vatanımızı, milletimizi, ülkemizi, İslam alemini inşallah hayırlara vesile eylesin. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.